Herkese merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün Sedat Yaylı kardeşimizin muhabbet üretimi testindeyiz. Güzel bir mütevazi bir kümesi var, testi var. Biraz kendisini tanıyalım. Kardeşim nasılsın, iyi misin? Çok şükür abi, sizi sormalı. Teşekkürler, ben de iyiyim. Yaklaşık kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Abi yaklaşık olarak 3 seneden beri bu işin içindeyiz. Evet. Biz de tüm kuşçular gibi yerli muhabbet kuşundan başladık bu işe. Evet. Son 1,5 seneden beri çoğu muhabbet kuşuna merak sardık. Evet. Üretimini yapıyoruz. Elimizden geldiğince vasıflı kuş üretmeye çalışıyoruz. Sağlıklı vasıflı kuşlar üretmeye çalışıyoruz. Şu anlık bu kadar abi. Dostlar şimdi kameramanımızın acil bir işi çıktı. Telefonu ben almak zorunda kaldım. Sedat burada erkek salması demiştim. Burada sadece erkekler mi var burada? Abi şu an üretim sezonu olduğu için üst katı karışık kullanıyoruz. Evet. Alt katta da yavrularımızı koyuyoruz. Normalde yaz döneminde, dinlenme döneminde üstte erkekler, altta dişiler duruyor. Evet. Burada ne tür cinsler var? Burada çoğu jumbo diye hitap ettiğimiz kuşlarımız var. Evet. Bunlar üretimde sırasını bekleyen kuşlarımız abi. Kafeslerimiz dolu olduğu için 16 bak çalışıyoruz. Evet. Bunlar da işte yorulan kuşların yerine bir sıkıntı yaşadığımız takdirde buradan tekrardan eşleme yapıyoruz abi. Takviye yapıyorsun. Alt katta da yavru muhabbet kuşlarımız var abi. Bu sene daha yeni yemeli sürdüğümüz bebekler. Maşallah. İçlerinde istediğimiz gibi olanlar da var. İnce kalanlar da var. Her şey üretenin bildiği gibi. Evet. İnceler, kalınlar. Bunlar biraz daha nazik oluyor değil mi? Yerliye göre. Ya ister istemez abi mutasyon kuşları oldukları için tabii birazcık hassas olmaları normal. Nazik oluyorlar. Ama tabii burada elimizden geldiğince iyi bakmaya çalışıyoruz. Evet. Burada yine teknik kafesler yapmışsın. Neden böyle bir şey yaptın? Abi hem görüntü olarak hoşumuza gittiği için hem de işte, tel kafes gibi hani pisliği olmasın diye, sağa sola pislik saçılmasın diye. Ben bu tür kafesleri tercih ettim. Evet. Bu kafesler hem daha geniş, daha büyük oldukları için kuşların daha rahat edebileceğini düşündük. Evet. Bir de arka taraftaki arka plan mavi olması güzel bir görüntü vermiş. Abi görüntüye biraz önem verdik. Evet. Peki günde kaç defa yemliyorsun? Sulamayı nasıl yapıyorsun? Suluklarda değişiyor musun? Abi suluklarımız şu şekilde Seba'nın nipel suluklarını kullanıyoruz. Evet. Tavşan suluğu gibi biliyorsunuz. Bunu günde sabah erkenden geldiğimiz gibi doldurduğumuz zaman akşama kadar kuşlarımıza yetiyor. Akşam tekrar giderken önlerinden topluyoruz. Bir sonraki gün sabah tekrar tazeliyoruz abi. O zaman gece önünde su kalmıyor. Tabii. Gece niye kalmıyor peki? Abi sabaha kadar susasınlar. Sabah da işte vereceğimiz takviye, vitamin, ilacı daha güzel, daha iştahlı içsinler diye. O şekilde benim sistemim o şekilde. Şimdi farklı farklı yapan üreticiler de vardır. Herkese saygı duyuyoruz. Saygı duyuyoruz. Tabii. Evet. Yemliklerim silo yemlik. Tavalarımız daha gelmedi. Tava da yapacağız inşallah. İşte orada kuş toprağı kullanıyoruz. Mineral bloklar, kalamarlar, kuş kumu. Şu otomatik yemlik mi oluyor bu? Bu silo yemlik abi. Buradan yerden kuş yedikçe dökülüyor. Günlük işte sadece bunun temizliğini yapıyoruz işte. Evet. Oradan tekrar aşağı doğru dökülmesini sağlıyor. Mükemmel. Günlük kuşlarımızın mamalarını yapıyoruz, bakımlarını, tek tek yuvalık kontrollerini. Peki sen anaçların da mamasını yapıyor musun, sadece yavruların da yapıyorsun? Komple ben üretim alanındaki tüm kuşlara her gün mama yaparım abi. Sadece mamanın içeriği farklı olur. Yavrulu kuşa örnek veriyorum, işte havuçtur, işte E vitamindir, takviyesi kullanmayız. Evet. Farklı bir mama, boş takımlara daha böyle hani kızıştırıcı ağırlıklı, daha böyle protein ağırlıklı mamalar yaparız. Şimdi bazı üreticiler diyor ki ben anaçlarıma vitaminden başka bir şey vermiyorum diyor. Bunun hakkında neler söylemek istersin? Abi, ben yani mamayı sadece yavru kuşlara veriyorum diyor. Bunun hakkında neler söylemek istersin? Abi, ben doğru bulmuyorum ama onu diyene de saygı duyuyoruz. Tabii ki de herkesin besleme şekli farklıdır. Evet. Hani herkes elinden geldiğince tabii ki de en iyisini yapmaya çalışır bu işte. Evet. Biz de o yolda ilerliyoruz. Üstadlarımızdan, ustalarımızdan gördüğümüz şekilde. Biz de bu piyasada daha yeniyiz. Daha 2-3 senelik kuşuyuz. Maşallah yenisin ama her şeyi düşünmüşsün. Bakın dostlar, dostumuz havalandırmasını yapmış. Şöyle bir ecza dolabı yapmış. Maşallah tırıl tırıl. Dostumuz prensip sahibi.
Tertemiz. Bu herhalde buraları günlük süpürüyorsun. Tabii. Buraları günlük süpürüp planımızı yapıyoruz abi. Evet. Box kafesin güzel yanında işte kenarlardan pislik dökülmediği için sadece ön tarafa pislik dökülüyor. Evet. Süpürmesi, temizlemesi kolay oluyor. Evet. Yani bir yandan da tabii kötülüğü de var. İçeride işte tüy birikmesi oluyor. Evet. Onu da haftalık veya 10 günde bir temizlediğimiz zaman herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Peki bu güzelliklere günde kaç saatini ayırıyorsun? Veya tabii. Sabah akşama bölüyor musun? Benim günümün çoğu vakti burada geçiyor zaten. Hatta evet. Bütün vakti burada geçiyor aşağı yukarı. Evet. Dışarıda olmadığım zamanlarda. Evet. Genelde günde 3-4 saatimi falan kuşlarıma ayırıyorum abi. Günde 3-4 saat. Tabii. Adana'da Hakan Karadağ abimiz var. Buradan selam olsun. O 500 tane kuşa günde 4 saat ayırıyordu. Sen maşallah yaklaşık bir 100 tane var mı burada? 100 tane yoktur. Bir 60-70 tane var. 60 abi. Tane kuşa 4 saatini ayırman güzel. Güzel bir hani mevcut. Sadece bakımları için 3-4 saat değil. Buraya sandalyemi çekip izlemek. Ha keyfi. Gıdanı tabii. Alıyorsun o için de. Tamam. Şimdi oldu. Gün içinde ben burada olduğum için sürekli o yüzden dolayı zamanımızın büyük bir bölümünü harcayabiliyoruz yani kuşlarımıza. Evet. Peki alt tarafa numaranı bırakmamı ister misin? Tabii abi. İletişime geçebilirler. Her zaman yavrularımız oluyor. Numaranı söyle. 0534-403-5106. Evet. Buradan Sedat dostumuza ulaşmak isteyen, bu güzellikleri paylaşmak isteyen olursa kardeşimiz yardımcı olacaktır. Bunun bilgisini sizlere vereyim. Son olarak muhabbet camiasına söylemek istediğin neler var? Abi camiada çok sevdiğimiz, saydığımız abilerimiz var. Onlara başta selam söylemek isterim. Onlardan öğrendiğimiz bilgilerle biz de kuşçuluk yapmaya çalışıyoruz. Bayrağı devraldık. Aynen öyle İleriye abi. İleriye doğru taşımaya çalışıyoruz. Bursa'da özellikle Erdi abim, İsmail abim çok emekleri var bende. Evet. Bu kuşların tamamını onlardan sahiplendik. Hani çok fazla gerçekten büyük emekleri var. Evet. Hani öncelikle ben onların hakkını ödeyemem zaten. Selam olsun buradan onlara. Onlara selam olsun. Diğer türlü de bizim gibi hani emeklerimizle bir şekilde hani üstüne kata kata bilgilerimizle diğerlere gelmeye çalışıyoruz abi. Süpersin. Evet dostlar, sizlere Sedat kardeşimizin muhabbet kuşu üretim tesisinden seslendik. Şöyle geniş açı alıyorum ki güzel ortamı göresiniz. Gerçekten zevk sahibimiz dostumuz. Çok güzel ortam. Işıl ışıl, rengarenk. Havalandırmasıyla, temizliğiyle, kuşlarıyla, sistemiyle örnek alınması ve size az önce numarasını bıraktı. Oradan teknik desteği verecektir. Tüm bilgi ve birikimini sizlere aktarabilir. Sadece ticaret yapmak için değil, aynı zamanda teknik destek de alabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.